Merhaba sevgili gençler. 30 soruda Alkinler hızlı tekrar testiyle beraberiz. Sorularımız her zamanki gibi Aydın yayınları ve Miray yayınlarının güzel sorularından oluşmakta. Hemen sorularımıza başlıyoruz. Özel adı izobütil metil asetilen olan bileşinde yarı formülü aşağıda hangisi doğru verilmiştir? Biliyorsunuz ki asetilen üzerinden adlandırma, iyi adlandırma olmuyordu. Özel adlandırma. Dolayısıyla kolay bir adlandırmadır. Sağında ve solunda ne grupları varmış? Metil ve izobütil varmış. Burada yapmamız gereken şey asetilen gruplarının sağını ve solunu kontrol etmek. Metil var. Sol tarafında da 4 karbonlu bir yapı var. 4 karbon özellikle bütün çeşitlerini bilmek lazım. En bütün olabilir, izobütül olabilir, tersiyer bütün olabilir, sekonder bütün olabilir. Bunlar hep karşımıza gelir. Burada da tersiyer yapısı var. Dolayısıyla bu aradığımız cevap değil. Yine buraya hemen aldığımızda asetlerini. metil var. Burada da 4 karbonlu yine bütünimiz var ama Gördüğünüz gibi ikinci karbondan bağlamış. Yani bu sekonder bitildir. Bu tersiyer bitil zaten. Yine C'ye baktığımız zaman bu şekilde aldık. Sağında metil var. Solunda 4 karbonu bir yapı ve ikinci karbonun metil olduğuna göre demek aradığımız cevap bu izobütil olduğuna göre C şıkkıdır diyoruz. Asetilen ve etilen gazlarının oluşan diyor iki mol'lük bir karışımın platin katalizöründe yeterli miktarda H2 ile tepkimesi elde edilen etan gazının yanma sonucu açığa çıkan su. Yani her ikisini de e, yeteri miktarda hidrojenle doyuracağız. Sonrasında toplam etanı yakıp çıkan suyu bulacağız. Hemen yapalım. Asetileni C2H2'ye ne yapacağız? Hidrojenle doyuracağız. Tabii ki asetilende iki tane pi bağı olduğu için 2 mol H2 kullanacağım. C2H6'ya dönüştüreceğim. Aynı şekilde etileni alırsak C2H 4 artı 1 mol kullanacağım. Çünkü bir tane pi bağı var. Bu da C2H6 olsun. Böylece ne diyebiliriz? 2 e, mol'lik bir karışım varmış. bir mol'e karşılık e, ne kadar e, alkan oluşuyor? Bir mol. Yine aynı şekilde x mol olsun. x mol'e karşılık x mol alkan oluşur. Buna da y diyelim. Bir mol'e karşılık bir mol oluşuyorsa y mol'e karşılık y mol oluşsun. E, ben biliyorum ki buradaki x ile y toplamı nedir? x artı y toplamı 2 moldur. Çünkü karışımımız 2 mol. E, burada tepkime sonrası çıkan e, alkan molekülleri toplamını arıyorum. X artı Y'dir toplam miktar. E, X artı Y olduğuna göre zaten 2'ye eşit Dolayısıyla şunu anlıyorum. Demek ki oluşacak olan alkanımız 2 molmuş diyorum. Hemen C2H6'yı yakarsak o 2 ile karbondioksit artı su çıkacak. 2 karbon olduğu için 2. 6 hidrojen olduğu için 3 yazdık. Toplam 4. 3 daha 7 tane oksijen olmalı. 7 bölü 2. Şimdi tepkime denkleştikten sonra bize çıkan suyun gramını soruyor. 1 mole karşılık 3 mol su oluşuyorsa yani grama çevirirsek 54 gram su oluşuyorsa 2 mole karşılık ne kadar oluşur dersek buradan da çıkan miktarı bulmuş oluruz. 2 katı olduğuna göre demek ki 108 gram su oluşurmuş diyebiliriz bu tepkimenin sonucunda. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır diyor. Bileşik adlandırılması var hemen bakıyoruz asetileni şöyle aldık ve adlandırma yapmışız. Metil ve etil. Biliyorsunuz alfabetik sıraya göre yazıyoruz. Etil, metil, asetilen. Yani özel adlandırması doğru. Ya da yaygın adlandırması doğru diyelim. Yani şekilde e, buraya bir bütün demiş. İyupak adı olarak adlandırmış. 4 karbonlu bir zincirim var. Ve burada birinci karbon önünde olduğuna göre buna bir bütün demiş. Yani burada iupak falan demediği için kabul edebiliriz. Her birini doğruysa eğer. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir yapı. Burada da asetin üzerinden adlandırmış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen burayı alıyoruz asetin üzerinden olduğu için. Burada metil var. Burada 3 karbonlu bir izopropil var. Gördüğünüz gibi 3 karbon ikinci karbondan bağlanmış. İzopropil metil asetilen i harfi önce geldiği için doğrudur. Burada yine 4 karbonlu bir yapımız var. Asetilen üzerinden adlandırdığı için hemen asetilen alıyoruz. İki tarafta da metil var. İki tane olduğu için burada dimetil asetilen demesi gerekirdi. D demediği için yanlıştır diyoruz. Buna da baktığımızda yine burada tek bir grup bağlı. Bu grubun adı propildir. Propil asetin olarak doğru adlandırmış. Yukarıda X ve Y ile gösterilen bileşiklerle ilgili diyor. hangisi yanlıştır diyor. Baktığımız zaman 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu yine 3, 4, 5, 6 karbonlu 2 tane alkinimiz var. Burada alkenimiz 1 nolu karbon yani üçlü bağımız 1 nolu karbonda. Burada ise 1 2 3 nolu karbonlu olduğunu görüyoruz. X ve zincir dallanma izomerisidir diyor. Zincir izomerisi, dallanma izomerisi olması zincirin dallanmış olması lazım. Burada her ikisi düz bir zincirdir. Şunu biraz belki göremeyebilirsiniz. Onu yazalım. Bakın şöyle kısaltma yapmış. CH2'ler tekrar eden birimlere aynı şekilde parantez içerisinde 3 tanesini bir seferde yazmış. Dolayısıyla aslında düz bir zinciri. Dolayısıyla bununla bunun arasında zincir dallanma izomerisi olmaz. Burada ne var? E, konum izomerisi var. Yani üçlü bağ konumu farklıdır. O yüzden de konum izomerisi demesi gerekirdi. Yine x diyetil asetin olarak adlandırılır demiş. Baktığımız zaman asetin üzerine adlandırmada iki tarafta etil var. İki tane etil olduğu için diyetil asetilen. Y için yine en bütil asetilen olarak adlandırılır diyor. Ne yapıyoruz? Şurayı alıyoruz. Burayı alıyoruz. Şurada bir hidrojenimiz var. Buraya aldığınızda sol tarafta düz zincirli bir bütil olduğuna göre en bütil asetil olarak adlandırılır. Kapalı formüller aynıdır diyor. Ee, tek bir tane üçlü bağ taşıyorlar. Karbon sayıları aynı olduğuna göre her ikisi de Cn H2n 2 n 2'ye uygundur. Yine C6 H12 2 çıkarırsak 10'dur diyebiliriz. Bu şekilde buna da doğru deriz. X'in sistematik adı 3 egzin. Y'nin sistematik adı 1 egzindir diyor. Evet üçlü bağ Üçüncü karbonda olduğu için 3 heksin, burada ise 1'de olduğu için 1 heksin diyebiliriz. Zaten cevabı bulmuştuk. Diğerlerini de kontrol etmiş olduk. Dimetil asetilen bileşi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen şuraya yazalım dimetil asetileni. Asetilenin üzerinden adlandırıyoruz. iki tane CH3 grubu bağlı dimetil asetileni yazdık. Şimdi diyor ki tolens ayıracıyla tepkime verir. Tolens ayıracı neydi? Amonyaklı gümüş nitrat idi. Bu e, amoyakti, gümüş şutatla yani kimler tepki verdi? Bu bir yer değiştirme tepkimesiydi hatırlayın konu anlatımından. E, yapısında hidrojen taşıyan yani uç e, alkinler veriyordu. Bu verilen örnek bir iç alkin olduğu için yani ikili üçlü bağımız e, ortada olduğu için kenarlarda olmadığı için iç alkin olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu tepkime vermez diyebiliriz. Yine cevabımız A şıkkı diyelim ama diğerlerini okuyalım. Suyla katılma tepkisi vererek keton oluşturur diyor. Yine burada neyi hatırlıyoruz? Ee, en küçük üye olan asetilen ile yapılan e, su katılmasında ne oluşuyordu? E, Aldehit oluşuyordu. Bunun dışındaki hangi alkin olursa olsun diğer alkinler için ise suyla katılma verdiği zaman ne oluşuyordu? Keton oluşuyordu. E bu maddemiz asetten olmadığına göre keton oluşturur doğru. sp küp sp örtüşmesi sonucu oluşan bağ sayısı 2'dir demiş. E, burada baktığımız zaman şöyle tek tek sp yaptığını görüyoruz. sp yaptığını görüyoruz. Yine buradaki karbon atomlarında sp küp yaptığını görüyoruz. E, dolayısıyla buradan sp küp sp ölçme sonucu oluşan bağ sayısı 2'dir diyor. Yani şuraları söylüyor. Bakın sp küp sp sp küp sp yani doğrudur diyebiliriz. D şıkkında da 1 molü 2 mol H2 ile tam doyurulur diyor. Alkinlerde biliyorsunuz ki 2 tane pi bağı var. Dolayısıyla 2 tane H2 ile burayı tamamen doyurup alkanlara dönüştürebiliriz. Yani doğru. 1 molüne 2 mol katılır ve 2, 2, 3, 3 brom butan elde edilir diyor. Hemen şuraya hızlıca yazarsak amacımız öğretmek olduğu için ya da tekrar etmek olduğu için hemen hızlı hızlı geçmeyelim. Br2'yi de katalım. 2 mol katacağımıza göre ne yapıyoruz? Katılmalar her zaman çoklu bağ karbonlarına gidiyor. Dolayısıyla buraya bromlar gelecek birer tane. Geldiği zaman da ne olacak? Şuradaki üçlü bağdan bir tanesi pi bağlarına bir tanesi kopacak. İkili bağ düşecek. Sonra bir daha yolladığımız zaman bu sefer de Buralara brom gelmiş olacak. Aynı şekilde bunları buradan silelim. Bakın buraya gelmiş olacak ve böylece buradaki üçlü bağ teke düşecek. Yani sonuç olarak böyle bir madde oluşmasını bekliyoruz. Ve bunu okursak 2-2-3-3 tetra-brom tane elde edilir diyebiliriz. Yukarıdaki tepkime de X ile gösterilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz burada bir keton oluşmuş. Keton yapısı. Bunları fonksiyonel gruplarda da öğreneceksiniz ama alkinlerin e, su katılması olayında aldeit ve ketondan zaten bahsediyoruz. Ve burada X'in alkin olduğunu söyleyelim. Ve su katılması sonucu keton oluşmuş. Hatta asetlen olmadığını da söylememiz lazım. Çünkü asetlenlerde aldeit oluşuyordu. A şıkkında... Uç alkindir diyor. Maddemiz 3 karbonlu bir yapı olduğuna göre demek ki başlangıç yapı, e, maddemizde yani alkinimizde nedir? Yine 3 karbonlu alkindir. Bu şekilde düşünebiliriz sevgili gençler. E, bu maddeye su kattığımız zaman bu şekilde e, ketona dönüşecek diyebiliriz. Dolayısıyla 3 karbon olduğu için de uç alkindir dememiz mümkün. Sonuçta kullandığın alkin sayısına bağlı olarak aynı sayıda keton oluşuyor. Yani sonuçta burada bir karbon katılımı yok. Dolayısıyla 3 karbonlu alkin olduğuna göre uç alkindir diyebiliriz. Çünkü bir şey, 2 ve 3 karbonlu alkinler yani ilk 2 üye de zaten direkt uç alkindir diyoruz. Amonyaklı bakır nitrat çözerse kırmızı çökelik oluşturur diyor. bakır nitratla kırmızı, gümüş nitratla da beyaz çökelik oluşturur. Bilgi olarak bilmemiz gerekir. H2 ile tamamen doyurulursa propan elde edilir diyor. maddemiz propin olduğuna göre yani 3 karbonlu bir yapı olduğuna göre e, tamamen doyurursak propana dönüşür. Önce propen sonra propana dönüşür diyoruz. 1 molü 2 mol HBr ile katılma tepkimesi verir. Zaten katılmada alkenlerden farkı neydi? Alkenlerde 1 mol katılıyordu. E, alkinlerde ise 2 mol HBr katılır. Ve bunun sonucunda diyor 2 2 dibrom propan oluşur diyor. Yani buraya yazarsak hemen bir tane örnek CH3 C. Buraya ne yapacağız? 2 tane yani 2 mol HBr katacağız. Tabii ki önce hidrojeni buraya Bromu buraya katacağız. Dolayısıyla buraya hemen katılmış halini yazalım. CH3 C üçlü bağ ikiye düştü ve burada bir tane bromu buraya yazdık. Buraya da bir tane hidrojen ekledik. Şöyle gösterelim ayrı ayrı. Yine aynı şekilde ikinci olayda da yine hidrojen buraya gelecek. Onu da buraya yazalım. Buraya da bir brom ekleyelim. Sonra da ikili bağımızın bir tanesini artık silelim. Böylece ikinci katılmadan sonra da bu oluşmuş oluyor. Yani 2 mol diye gösterirsek Tepkimeyi doğru yazmış oluruz. Adlandırırsak da uzun zinciri seçtikten sonra bu dallanmalar zaten ortada olduğu için 2,2-dibrom-propan olarak adlandırabiliriz. 1 mol'ü 1 mol HCl'ye tepkimeye girdiğinde diyor vinil kloru oluşur diyor. Bir kere vinil kloru oluşma şansı yok. Çünkü vinil neydi? 2 karbonlu bir yapıydı. 2 karbonlu bir yapın oluşması mümkün değil. Çünkü X maddesi 3 karbonludur. O yüzden E şıkkı hatalı diyelim. Yukarıdaki tepkimede yer alan X maddesi ile ilgili diyor, hangileri doğrudur? Asetilen gazıdır diyor. Baktığımız zaman bu bir kalsiyum kalbürdür. Yani asetilen eldesinde kullanılan karpit denilen bir madde. Yazalım buraya karpit ya da kalsiyum kalbür. Suyla çok hızlı bir şekilde tepkime verip asetilen gazına dönüşür. C2H2. Bu tepkimeyi bilmeniz gerekir. Yani asetilen eldesinde 3 basamaktan oluşuyordu biliyorsunuz. Önce kireç taşından e, sönmemiş kireç. Akabinde sönmemiş güreşle e, kok kömürünün tepkimesinden yine e, karpit elde ediliyordu. Karpitten de ne elde ediyoruz? E, asetlerini elde ediyoruz. Asetilen gazıdır. Doğru. Amonyaklı nitrat çözerse beyaz sökürek oluşturur diyor. Asetilen maddemizin yapısında hidrojen olduğuna göre hidrojenli olan alkinler yani uç alkinler ne yapıyordu? E, yer değiştirme tepkimesi veriyordu. Dolayısıyla buradaki... Ag ile amonyak gümüş nitrat çözeltisiyle tepkimeye girince beyaz çökerek oluşturur. Dolayısıyla doğrudur. H2O ile tepkime sonucunda asetaldehit oluşur demiş. Yine bu da bilmemiz gereken bir detaydı. İlk üye olan asetilene yani su katıldığında asetaldehit oluşur. Diğer tüm alkin üyelerine katılma sonrası su katılma sonucu keton oluşur diyoruz. Yani buna da doğru diyebiliriz. Böylece 3 maddede doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri amonyaklı gümüş lütat çözeltisiyle beyaz sökerek oluşturur diyor. Yani burada artık bilmen gereken şey amonyaklı gümüş lütat çözeltisi, tolens çözeltisidir ve bu sadece uç alkinler tarafından verilir. Uç alkin. Bakıyorum burada uç alkinlere üçlü bağımız birinci karbonda, üçlü bağımız birinci karbonda bu ortada gitti. Yine burada ikili bağ var. Kendi. Amoyaklı gümüş tepkime vermez. Dolayısıyla bunları elemiş oluyoruz. 1 ve 2 amoyaklı gümüş beyaz sökelek oluşturur. Aşağıdakilerden hangisinin bir alkin olduğu kesindir diyor. Alkinlerin genel formülü neydi? CnH2n-2 idi. Buna uygun olup olmadığına bakarsak. Bir kere şurada çok iyi tanıdığımız C2H2 var. Bu asetilen ta kendisi ama... Diğer şıklara baktığımızda 5, 2 katı 10, 2 eksi 8. Yani bunun da genel formülü CnH2n-2'dir. 4, 8, 2 eksi. Yani bunlara baktığımız zaman bakın genel formüller, alkinlerin genel formülüne bence. Bu CnH2n'dir. Yine burada da 3, 6, 4. Yani C h 2 n 2dir Direkt C dememiz gerekir ama diğerlerinin de genel formülünün aynı olduğunu söyleyelim. Ama sonuç olarak bunlar ne olabilir? Sadece CnH2n-2 -2 deyince aklımıza sadece alkin gelmiyordu. Ne geliyordu? Halkalı alkenler geliyor. Halkalı alkenler de aynı genel formüle sahip olabilir. Yine alka diyenler de alka diyenler de bu formüle sahip olabilir. O yüzden c 2 için kesinlikle alkindir diyebilirim ama diğerler için dememiz mümkün değil. Bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili diyor. Bilgiler verilmiş. Bu hidrokarbonun yarı açık formülü hangisi olabilir diyor. 0,1 molünün e, yandığında 0,4 mol karbonhidrat oluşturduğunu görüyoruz. O zaman ne diyelim? 1 molünde 4 mol karbon oluşur. Yani bu maddenin yapısında mutlaka 4 tane karbon olmalı. C4'lü bir madde diyelim. Hidrokarbon dediği için de ne olduğunu bilmiyoruz. Alkan, alken, alken, aromatik bileşik olduğunu bilmiyoruz. O yüzden C4 diye bıraktık. 0,2 molü en fazla 0,6 mol H2 ile katıma verir diyor. O zaman yine ne yapalım? 1 molü bulalım. 0,2 de 0,6 ise 3 katı. 1 mol'de 3 moldür. Demek ki 3 mol H2 ile katılıyormuş. Artı 3 H2 ile katılıyormuş. O zaman buradan ne anlayacağız? e, evet, bu molekülün yapısında 3 tane pi bağı olmalı ki 3 kere katılma gerçekleşsin. O zaman şıklarda mutlaka 3 tane pi bağı arayacağız. Bu 2 pi bağı içeriyor. 2 pi bağı. Burada bakın 2 var. Burada 1 var. Burası olabilir. Yine burada 1 var. Burada 2 var. Bu da olabilir. Buradakiler de 2 tane dolayı eliyoruz. Yani 2 şıkka indirmiş olduk. Çünkü 3 tane pi bağı taşıyan 2 tane örneğimiz var. Yine amoyaklı gümüş tepkime veriyor diyor. Yani buradan ne anlayacağız? Bunun e, bir alkin olduğunu anlayacağız ve alkinlerin de uç alkin olması gerekiyor. Baktığımız zaman kalan maddeleri şurayla zaten ne yapar? Bunlar amalikli gümüş tatla tepkime verir. Artı şurada kullanmadığımız ne vardı? Bir molü 4 mol karbondioksit. Yani bu madde 4 karbonlu olmalı. 1, 2, üç, 4, 5. Zaten birinci öncüden C şıkkını elemiş olmamız gerek. O yüzden cevap D'dir diyoruz. Aşağıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir diyor. Baktığımız zaman yine e, vinil asetilendir diyor. Asetin üzerine adlandırmış. Şuraya asetilen diyelim. Aseteni aldık. Sağında vinil grubu var. Yani vinil asetilen doğru. Yine aynı şekilde sekonder bütün asetilen demiş. Asetin üzerine adlandırmış. Asetlerini aldık. Sağında ne var? 1 2 3 4 karbonlu bir zincir var ve ikinci karbondan bağlanmış. Böyle bir sanki değişik bir yapıymış gibi düşünmeyin. Bu bildiğimiz şöyle bir yapı. Yani 4 karbonu şuradan bağlanmış. Bu sekonder bütil'dir. Dolayısıyla sekonder bütil asetilen doğrudur. Yine aynı şekilde asetilen üzerinden olduğu için yine asetilen aldık ve burada ne var? 1 2 3 4 karbonlu iki demetil var. İzobütil'dir bu. Tersiyer bütil dediği için buna yanlış diyoruz. Tersiyer bütil böyle olmaz. Yine bakın etil, metil, asetilen demiş. Doğru. Yine burada da tek bir sağ taraf var. Bu da ikinci karbondan bağlı. Yani izopropil asetlendir diyoruz. Özellikle hep söylüyoruz. İzopropil, tersiyer bitil bunları unutmayacağız. Viniller, alliller karşımıza ara ara sorularda gelecek. Yaygın adı vinil asetilen olan organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Burada neyi bilmem lazım? Yine vinil atlamam lazım. Asetilen üzerinden adlandırmış. O yüzden yine bir asetilen yazıyoruz ve yanına ne yapıyoruz? Vinil yazacağız. CH, CH2. Bu yazdığımız yapı nedir? Şurası sağ taraf vinil yapısıdır. Burada asetilen. Yani buna göre adlandırmamız gerekir. Ve sistematik adı diyor 1 büten 3 indir demiş. Ne yapıyoruz? Hem üçlü hem ikili bağ olan yapılarla uzun zinciri yine dallanma olmadığı için zaten hepsi uzun zincir olmuş oluyor. Ve numaralandırmaya Çoklu bağın yakın olduğu yüzden başlıyoruz demiştik. Hem ikili hem üçlü bağ taşıyan alkenin gruplarında biliyorsunuz ki hem alken hem in grup taşıyan yani alkenin grubu olarak değerlendiriliyor. E, numaralandırmaya çoklu bağın yakın olduğu yüzden başlıyoruz. Hem ikili hem üçlü bağımız var. E, i̇ki taraftan eşit olduğu zaman da alkenlerin önceliği vardı. Dolayısıyla buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şunu da şuradan karışmasın diye kaldıralım. 1, 2, 3, 4. Ve dallanma olmadığı için direkt adını söylüyoruz. Adını söylerken de alken gibi okuyoruz. Sonra da üçlü bağın yeni belirtiyoruz. Bunun adı nedir? Bir bütendir. Bir büten. Sonrasında da e, buradaki üçlü bağın yeni söylüyoruz. Yani 3 in diyoruz. Dolayısıyla bir büten 3 indir doğru. SP küp ipleşmesi içeren karbon atomu bulunmaz diyor. SP küp dediğimiz neydi? Karbonun tek bağ yaptı. Yani ikili üçlü bağ, pi bağ yapmadı karbon atomları. Moleküldeki karbon atomları şunlar. SP küp e, yapamaz. Şey, e, üçlü bağ yaptığı için SP yaparlar. Yine buradakiler ikili bağ yaptığı için bunlara da ne diyebiliriz? SP kare yapmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla SP küp e, hipleşmesi yapan karbonatom bulunmaz. Doğru. 0,1 molünü tam olarak doyurmak için diyor. 0,2 mol H2 gerekir demiş. E, burada 1 mol için ne kadar gerekir diyelim. 0,1'e karşılık 0,2 ise 1 mole karşılık 2 mol gerekir. Yani 2 mol H2 gerektiğine göre 4 tane hidrojen kullanmışız ya da 2 tane pi bağ olması gerekir. Molekülümüzde 3 tane pi bağ olduğu için 3 mol gerekir. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani 0,2 mol değil 0,3 mol gerekir dememiz gerekir de. pi bağ sayısı kadar olması gerekir. O yüzden 3'e yanlış diyoruz. 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Yukarıda kapalı formülleri verilen bileşiklerden hangisi uç alkin olduğu kesindir demiş. Tabii ki burada yine alkin olduğunu önce tespit edelim. Burada CNH2 n 2 olduğunu görüyoruz zaten. Asetilenin ta kendisi. 3, 6, 2 çıkardık. 4. Yine yani bu da CNH2 n 2'dir. Yine bu da 4. 2 katı 8. 2 çıkardık. CNH2 n 2. Yani burada şöyle düşünmek lazım. Hep 2 katını düşüneceksiniz. 4, 8. Sonra fazla mı eşit mi az mı olduğundan anlayarak buradaki sayıyı da tespit etmiş oluyoruz. 3'ü de CNH2 n 2 formülüne sahiptir. Ve Uç alkin olduğu kesindir diyor. Bu C2H2 olduğu için kesindir diyebiliriz. Buradaki yapılarımız e, halkalı alken de olabilir. O yüzden buralarda kesinlik yok. O yüzden 2-3 e, kesin değil. 1 kesindir diyoruz. Yukarıda yapı formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sistematik adı verilmiş. Hemen sistematik adına bakalım. Üçlü bağ taşıyan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidersek. Şöyle gidersek gençler bu tarafa doğru gidersek tek bir dallanma olmuş olur. E, Kural ne diyor? En çok dallanmayı içeren zinciri kabul etmelisin diyor. O yüzden böyle giderseniz bakın böyle giderseniz şurada bir dal oluyor. O yüzden bu yanlış bir zincir olur. Siliyoruz. Şöyle gideceğiz. Buradan böyle devam edeceğiz. Böylece iki tane dal oluşmuş oluyor bakın. Şöyle bir zincir alırsak Şurada bir etil grubumuz var. Yine burada ne var? Metil grubumuz var. Ve numaralandırmaya çoklu bağın yakın olduğu yüzden başladım. Ve alfabetik sıraya göre önce etili sonra metil diyorum. 3 metil, 3 etil, 4 metil, 1 pentin diyerek bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yapısında bir tür fonksiyonel grup içerir. Diyor. Evet, üçlü bağ taşıyan yer fonksiyonel gruptur. Doğru. Kapalı formül C8H16'dır diyor. Bu bir alkin olduğuna göre ve düz zincir olduğuna göre iki katı olamaz. İki katın iki eksik olması gerekirdi. O yüzden C'nin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cn haşiken eksi 2 genel formüle sahip bileşikler için diyor hangisi kesinlikle doğrudur? Yani burada yine aklımıza ne gelecek? Alkin olabilir. Halkalı alken olabilir. O yüzden direkt hemen alkin demiyoruz. Halkalı alken olabilir. Ya da ne diyoruz? E, alka diyenler olabilir diyoruz. Uç alkindir diyor. Eğer alkin e, alkinse Olabilir de olmayabilir. Sonuçta uç ya da iç olma şansı var. Karbon sayısına bağlı. O yüzden soru işareti. SP ipleşmesi yapan karbon atomu içerir diyor. Alkin ee, alkinse içerir. Halkalı alkense ya da alka diyense içermez. Dolayısıyla soru işareti. Halkalı yapıdadır diyor. Eğer halkalı alkense olur ama alkin de olabilir. O yüzden soru işareti. Olefin sınıfı bir bileşiktir diyor. Alken olduğu için alken olma ihtimali halkalı alkenden dolayı var. Olafin sınıfı birleşik ama alkin de olabilir. O yüzden yine soru işareti. Açık zincirli yapıda ise doymamıştır diyor. Evet açık zincirli yapıda ise doymamıştır. Alkin de olabilir. Yine alka diyen de olabilir. Sonuç olarak açık zincirli olduğunda doymamıştır diyelim. Yanma enerjisi yüksek olan asetilen kaynakçılıkta kullanılır diyor. Enerji çok yüksek olduğu için çıkan enerji. Kaynak işlemi karpit üzerine su dökülerek elde edilen asetilen gazın yakılmasıyla yapılır diyor. Normal koşullarda gaz halinde bulunan asetlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Alkinlerin ilk üyesidir ki alkinlerin ilk üyesi olmakla beraber asetilen grubu olarak bilinir alkinler. Yani doğru. Yapısında bir tane hidrojen atomunun ayrılmasıyla etinil grubu elde edilir demiş. Yani vinil grubu elde edilir. Doğru. Amonyaklı gümüş nitrat ve bakır bir nitrat çözelte tepkime verip Çökerek oluşturur demiş. Ee, i̇lk üyemiz olmasının yanında hidrojeni de taşıdığı için yer değiştirme tepkimesi verir. Doğru. Genel formül CnH2-2'dir. Doğru. Alka diyen sınıfında yapı izomeri bulunur demiş. Alka diyen sınıfında yapı izomeri normalde alkinlerle alka diyenler yapı izomeri olabiliyor. Ama bu asetilendir. Yani topu topu iki tane karbonu var. E, alka diyen olması için en az iki tane ne olması gerekir? Karbon olması 3 tane karbon olması gerekir gibi. Dolayısıyla bu şekilde buradan bir alka diyen izomeri oluşma şansı yoktur. O yüzden E hatalı. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2 bütün ile izomer değildir diyor. Yani C4H6'dır. Yani cnh 2 n 2'dir. Bununla uygun olmayan arayacağız. Bakıyorum burada basitçe ne diyebiliriz? Bu bir alkindir. 4 karbon. Hepsi 4 karbon olduğu için karbon sayısından eleme şansımız yok. Yani ne ile edeceğiz? Genel formülü uygun olmayacak. Nedir bu? Alka diyen. Genel formülleri alkenlerin CNH2N'dir. Bir tane olduğu zaman CNH2N İki tane olduğu zaman ne yapıyoruz? İki eksiltiyoruz. Yani uygun gözüküyor. Yine bu bir alkindir. Dolayısıyla alkinler burada iki bütün diyor. Burada bir bütün var. Yine bu da nedir? İzomerdir diyebiliriz. Burada halkalı alken var. Halkalı alkenlerle alkinler izomerdir. Ee, yine karbon sayısı uygun olduğu sürece tabii ki buna da doğru diyelim. Yine 1, 2, 3, 4 karbonlu bir alkin. Zaten bunun adı nedir? İki bütindir. Dolayısıyla kendisini yazmış buraya dolayısıyla D'nin izomeri olma şansı yok. 2 bütün ta kendisi olduğu için kendi kendine izomer olmaz. Asetilen ve propen gazlarının oluşan 0.3 mol'lük bir karışımın tam olarak yanması sonucunda 0.7 mol karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre karışımda bulunan asetilenin tam olarak doyurulması için kaç gram H2 gerekir diyor. Burada neyi biliyoruz? hem asetilen olsun hem de propen olsun. Bunlar zaten 0.3 mol'lük bir karışım ve ikisi de yanar. Dolayısıyla yakalım her ikisinde. de. C2H2'yi yakarsam denkleme ihtiyacım olacak burada. Karbondioksit ve su diye yazdık ve 2 tane olduğu için 2 hidrojenin başına 1 yazdık. E 2 4 5. Buraya da 5/2 olarak yazmış olduk. Yine aynı şekilde C2H propen dediği için eee yine aynı şekilde propen dediği için C3H6 O2 artı ne yaptık? Yaktık. Karbondioksit çıktı yine. Su çıkacak. Ve 3 karbon 6 hidrojen olduğu için 3 yazdık. 3 kere 2 6 oksijen. 3 de burada 9. Burada ne yapıyoruz? 9 bölü 2 yazıyoruz. Bunları yazdıktan sonra bunun x mol olduğunu, bunun y mol olduğunu düşünelim. Evet, x artı y'nin yani karışımın 0,3 mol olduğunu biliyorum. Hemen ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. x artı y'nin 0,3 moldür. Ve diyor ki yanma sonucu 0,7 mol karbondioksit çıkıyor bakıyorum 1 mole karşılık 2 mol çıkıyorsa x mole karşılık bakın 1'e karşılık 2 çıkıyorsa x mole karşılık 2x mol çıkar. Aynı şekilde 1 mole karşılık 3 mol çıkıyorsa y mole karşılık 3y mol çıkar. Dolayısıyla o zaman ne diyelim 2x artı 3y yani çıkan karbondioksit miktarları da 0 yediğimiz soruda bize bunu vermiş. Buradan e, matematik bilgisi kullanarak yok etme metoduyla buradan x'i ya da y'yi bulabiliriz. Eksi 2 ile çarparsak burayı ne olur? İşte eksi 2x, eksi 2y, eksi 0,6 olur. Böylece bunu görmezden gelip topladığımızda x'ler gider. Y'lerden bir tane kalır. Eksi 0,6 ile 0,7'yi toplarsak 0,1 olarak bulmuş oluruz. Böylece neyi bulduk? Y'nin 0,1, x'in de yani et, asetilenin de 0,2 olduğunu tespit ettik. Bize asetilenin, asetin tam doyurulması için gerekli olan Hidrojen miktarını soruyor. Asetilen için ne bulduk? Asetilenin 0,2 olduğunu yine propenin de 0,1 olduğunu tespit etmiş olduk. Şimdi buradan yola çıkarak diyor ki asetilenin doyurulması için ne gerekir? C2H2'yi 2 tane H2 ile doyurduğumuzda C2H6'ya dönüşür ve kaç gram H2 gerekir diyor tam olarak doyurmak için. 1 moline karşılık 4 gram gerekiyorsa 4 hidrojen 4 gram yapar. Elimizde de 0,2 mol olduğuna göre 0,2 mole karşılık ne kadar gerekir diyerek iki katının bir 1,0 kaymış hali buradan da 0,8 gram gerekir diyoruz. Verilen bileşikle ilgili diyor özel adı dimetil asetilendir. Asetlerini aldık ve bu tarafta metil var bu tarafta metil var dolayısıyla dimetil asetilendir doğru su katılması sırasında ara ürün olarak kararsız yapıdaki enol bileşiği oluşur diyor. Yine bunu da konu anlatımlarında anlatıyoruz öğrencilerimize. Ne diyoruz? Su katılmasında tautomeri olayı vardır. Yani önce kararsız bir ürün oluşur. Şuraya yazalım isterseniz bilmeyenler için. Alkinlere su katıldığı zaman hemen şuraya yazalım artı su. Burada yine Markovnikov'a göre hidrojen çok olan hidrojen az olanın diğeri eklenir. Burada simetrik bir madde olduğu için fark eden bir şey yok. Hemen yazalım. CH3, C. Şurayı ikiye düşürdük. Yine CH3. Bu üçten ikiye düşürdük ve katılmaları da ekleyelim. Hidrojenin birini buraya ekleyelim. Şuraya ekledik. CH olsun. Buraya da bir tane OH ekledik. Böylece hidrojen ve OH'ı üçlü bağın olduğu yerlere ekledik. Sonra ne oluyor dedik. Buradaki ikili bağ hareket ediyor. Buradaki hidrojen de buraya geliyor. Ve sonuç olarak nasıl bir ürün oluşuyor dersek. CH3, CH2, C, ikili bağ ve CH3. Yani keton dediğimiz kararlı yapı oluşmuş oluyor. Buna da enol keto tautomerisi diyoruz demiştik. Yani buna doğru diyoruz. Ve yine aynı şekilde asit katalizörlüğünde su katılması sonucunda kararlı bileşik olan aldehit sınıfına girer demiş. Elde edilen bileşik için söyle tabii ki. Bu aldehit sadece asetilen kullanıldığı zaman oluyor. Diğer tüm alkinlerde yani burada olduğu gibi keton sınıfına girmesi gerekir. Aldehit dediği için buna yanlıştır diyoruz. 3 yanlış. İUPAK sistemine göre adı 5 kloro 3 metil 1 pentil olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yapı formülü şu şekildedir diyor. Baktığımız zaman bu İUPAK adlandırmasının formülü yazmak kolaydır. Ne yapıyoruz? Sondan başlıyoruz. 1 pentil diyor. Yani senin ne yapman lazım? 5 tane karbon önce 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazdın. Bir pentin dediği için de hemen bir pentini oluşturdun. Sonra numaralandırırsan 1, 2, 3, 4, 5 diye. 5'te klor varmış. Yani kloru şuraya bağladım. Yine aynı şekilde 3'te metil varmış. 3'e de şunu bağladık. Böylece verilen bileşiğin iyi adına faydalanıp yazdık. Ne yapıyoruz? Geri kalanlarında da hidrojenlerle 4'e tamamlıyoruz her karbon atomunu. Bu şekilde Burası zaten 4. Yine burası bir tane hidrojen bağlayacağız şuraya. Böylece şunları da silelim. Ve böylece verilen bileşikle bizim yazdığımız aynı olduğu göre demek ki yapı formülü doğruymuş. Karbonla klor bağı sp3p örtüşmesiyle oluşur demiş. Buradaki karbon hangi bileşmeyi yapmıştır? Tekli bağ yaptığına göre sp 3 yapmıştır. Buradaki klor ne yapmıştır dersek? Buradaki klor da son 7a grubu olduğu için son katmanı P5 ile biter. Yani elektron dizilimi. P orbitallerinde yarı dolu olduğu için P ile katılacaktır. Yani şuradaki bağımız nasıl bir ölçümeye sahip? sp küp P örtüşmesine sahiptir diyoruz. Bir molekülü iki molekül H2 ile tam doyurur diyor. Alkin olduğu için alkinlerde 2 mol kullanmamız gerekir. Doğru. Asit katı su katılması sonucu oluşan kararlı bir ışık alkoldür demiş. Alkol oluşması ne zaman oluyordu? Su katılmasında. Alkenlere su katıldığı zaman alkol oluşuyordu. O yüzden buna yanlıştır diyoruz. Yukarıda bazı özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tolens ayırıcıyla tepkime verir diyor. Yani bu bir alkin olabilir ve alkin ama hangi alkin? İç mi uç mu dersek yer değiştirme tepkimesini uç alkinler veriyordu. Demek ki tepkime verdiğine göre bu uç alkin olmak zorunda. Çünkü iç alkinler Tolense tepkime vermez. Hemen iç alkin varsa onları eliyoruz. Bakıyoruz burada şurası iç alkindir. Dolayısıyla bunu bir kere D şıkkını eledik. Aynı şekilde başka var mı diye bakıyorum. Başka yok. Hepsi uç alkin gibi duruyor. Devam ediyoruz. Bir de tolense tepki verdiği için burada bir alken gördük. Alkeni de eleyebiliriz. Çünkü alkenler tolense tepki vermez. Bunu da eledik. İki şıkkı getirdik. Ve diyor ki S ve SP kare örtüşmesiyle oluşan sigma bağı içerir. Yani bu SP kare neydi hep söylüyoruz. SP küpü olduğu zaman karbonların tek bağlı olduğunu, SP kare dediği zaman karbon iki bağlı bir yapıda olduğunu söylememiz gerekir. SP dediğimiz zaman da aklımıza üç bağlı karbon gelmesi gerektiğini söyleyelim. Burada örtüşme de demek ki bağın sağında veya solunda e, alken yani ikili bağ taşıyan bir yapı olmalı. Karşısında da hidrojen olabilir çünkü hidrojen S ile katılıyor. Bakarsak e, alken yapısı taşımalı o yüzden bunu eriyorum sp kare dediği için burada bakın sp kare var ama burada yine sp kare karbonu olmadığı için bakın buradaki sp kare karbonu şey e, hipleşmesine sahip. E, buradaki hidrojenler nedir? Buraya bağlı. Dolayısıyla karbonla hidrojen arasındaki şu bağlar, şu bağlar nedir? sp kare s örtüşmesine sahiptir. Dolayısıyla c şıkkı doğrudur diyoruz. E, diğerini okumamıza gerek kalmadı ama söyleyelim. Asit katı özelliğinde diyor. su katılması sonucu hem keton hem de alkol özelliği gösteren polifonksiyonel bir bileşik oluşur. E şimdi alkol oluşması için alken grubu taşıması gerekir. Keton oluşması için alkin grubu taşıması gerekir. Zaten seçtiğimiz cevapta buradan dolayı alkol oluşur. Buradan dolayı da keton oluşur diyebiliriz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi uygun koşullarda bromlu suyun rengini giderir ve tollens ile tepkime verebilir diyor. Bromlu suyun rengini gidermediğince alken ve alkinler geliyor ama tollens de deyince alkin olması gerektiğini anlıyoruz. O yüzden bu olmaz. Bu sadece bromlu suyun rengini giderir. Yine bromlu suyun rengini giderir. Tolensi gidermez. Ya da te tolensi tepkime vermez. Bu hem bromlu suyun rengini giderir. Ama tolensi tepkime vermez. Çünkü bu iç alkin. Tolensi tepkime vermeyecektir. Buna baktığımız zaman hem alkin olduğu için bromlu suyun rengini giderir. Hem de uç alkin olduğu için tolensi tepkime verir. Dolayısıyla D şıkkı diyoruz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde asitik ortamda su katılması sonucunda 4 karbonlu bir keton elde edilir diyor. E, keton olması için ne diyorduk su katılmasında? Alkin olması gerekiyor. E, 4 karbonlu ise demek ki senin 4 karbonlu bir alkine ihtiyacın var. E, bakıyoruz burada 4 karbonlu alkinleri hemen seçiyoruz. Bunlar gitti. 4 karbonlu bu da gitti. Alkenler e, su katılması keton oluşturmaz. Yani bu da 5 karbonlu olduğu için direkt cevabı C şıkkı olarak değerlendirmemiz gerekir. 1 mol asetilenle 1,5 mol etilen gazların tamamen yanması sonucunda diyor oluşan karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi. Hemen ne yapıyoruz? Asetileni yaktık ve ne kadar oluşacak karbondioksit ve su diye yazarsak burada sadece C2 olduğu için buraya 2 yazmam yeterli. Diğerleriyle bir soru sormamış ama yazmış olalım. Hadi 2 tane 4 2 buraya da 3 bölü 2 yazalım. Yine aynı şekilde etilen diyor. Yani C2H4'ü o 2 ile tepkimeye sokacağız. Yine karbondioksit ve su açığa çıktı. 1 mole karşılık. E, şimdi burada denkleştirmeyi de yapalım. Tabii ki 2 lazım olacak yine. 2, 2, 4, 6. Buraya da 3 yazalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? 1 e, mole karşılık 2 e, mol oluşuyorsa. Yine tepkime de 1 mol kullanmışım. O zaman ne diyeceğim? Demek ki bu maddeyi, yani şunu ayıralım iyice. Burada şunu görüyorum. Asetilenin yanması sonucu, yani 1 mole karşılık. 2 mol karbondioksit kesin çıktı. Aynı şeyi etilen için yaparsak 1 mole karşılık 2 mol karbondioksit çıktığına göre 1,5 mol kullanmışız soruda. 1,5 mole karşılık ne kadar çıkar dersek yine 2 katı olduğuna göre buradan 3 mol karbondioksit çıktığını görüyoruz. Böylece bize soruda karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmini soruyor. 2 mol asetilene yaktığımızda yine... Bir buçuk molde etilen yaktığımızda toplam 5 mol ne yapmış oluyor? Karbondioksit gazı çıkmış oluyor. Bize bunu litre olarak soruyor. 1 mol 22,4 ise 5 mol ne kadardır diyerek buradan 22,4 çarpı 5 yaparsak 224 bölü 2'den 112 olarak bulmuş oluruz. Bundan sonrası zaten matematik olmuş oluyor aşağıda verilen bileşiklerden hangisi tolens ayırıcı ile tepkime vermediği halde sp hipleşmesi yapmış karbon atomu içerir diyor. Bir kere sp dediğine göre hemen neye odaklanıyoruz? Karbon olacak kesin üçlü bağ taşıyan ve tolens ile tepkime vermediğine göre bu maddemiz ne olmalı? İç alkin olmalı. İşte bakıyorum bu bir uç alkin. Yani tolens ile tepkime verir. O yüzden a'yı eledik. Bakıyorum bu bir iç alkin olabilir. Bu alkendir. Dolayısıyla SP taşımıyor. SP birleşmesi yapan karbon yok. Yine burada baktığım zaman bu tolense tepkime verir. O yüzden bunu da eliyorum. Elimizde iki şık kaldı. E, baktığım zaman yine burada da iç alkenimiz var. Yani tolense tepkime vermez. Ama şuradaki yapıdan dolayı ne yapar? Tolense tepkime verir. Dolayısıyla tolens ayrıcıyla tepkime vermedi dediğine göre E şıkkını da ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Yani hem SP yapanlar var hem de Tolense tepkime vermiyor diyelim. Bileşikleri için diyor hangileri ortaktır. Baktığımız zaman iki karbonlu bir yapı yani asetilen, asetilen ya da diğer bir adıyla etin burada da yine iki bütün vardır diyebiliriz. Bunlarla ilgili hangileri ortaktır diyor. Yanma tepkimesi verir. Evet al, e, alkinler hidrokarbonlar yanarlar. Katılma tepkimesi verir. E, üçlü bağ taşıdığına göre verir. Tolense tepkime verir vermez tabii ki İkisi için geçerli değil çünkü iç alkinler yani hidrojen olmayanlar tepki vermez. Bu ortak değil. Asit katörlerine su katılırsa aldehit oluşturma bu da e, bu madde için geçerli. Yani asetlen için geçerli ama e, iki bütün için geçerli. Yani bu da ortak değildir. Çünkü aldehit sadece asetlen oluşturabiliyordu. 1 ve 2 ortaktır. O yüzden cevabımız D şıkkı diyoruz. Buna göre x ve y bileşikleri için aşağıda verilen örneklerden hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım yukarıda ne demiş. x için tolen sayıcı ile tepkime verir demiş. Yani demek ki x bir alkindir ve uç alkindir diyebiliriz. O yüzden hemen hemen şıklara bakalım. Şıklarda tolense tepkime veren madde arayacağız. Bu tepkime verir uçtur. Alkenler tepkime vermez bunu eledik. Yine uç alkin olduğu için verir. Uç alkin uç alkin yani geri kalanlar verir. Y diyor metil siklopropanla izomerdir. Yani halkalı alkan e, propan ve metil dediğine göre 4 karbonlu bir yapı. dolayısıyla 4 karbon olacak e, Y için. Bakıyoruz 4 karbon, 4 karbon hepsi 4 karbon. Şu 3 karbon olduğu için yani şuradaki yapı 3. Bunu da eledik. Geriye kaldı 3 yıkımız ve burada dikkat edin diyor ki metil siklopropanla izomerdir. E, halkalı alkanlarla kim izomerdir? Alkenler. Yine alken açısından baktığımızda 3'ü de alkendir olur. Üçüncü bilgi olarak diyor ki asit katalizörlüğünde X'e su katılma sonucu keton oluşur diyor. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki X ee, asetilen değildir. Çünkü asetilen kullanıldığı zaman aldiyet elde ediyorduk. Keton elde ettiğimize göre diğer alkinlerden bir tanesi. O yüzden A şıkkını da eleyelim. Çünkü X'in e, asetilen olma şansı yok. Çünkü keton oluşturuyormuş. O yüzden bunu da eliyoruz. Çünkü burada yine asetilen var. Böylece verilen bilgilerden C'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet yukarıda verilen tepkimeye göre 24 gram beyaz çökerek elde etmek için diyor kullanılan asetlen gazın ne kadar litre hacim kaplar. Yukarıda bilgi vermiş bakın öğretmen notu. Uç alkinler amonyaklı gümüşlat çözeltisiyle yer değiştirme tepki vererek beyaz çökerek oluştururlar. Üçlü bağ karbonundaki H ve AG iyonu yer değiştirir demiş. Biz bunu daha önce sorularda da söyledik. Ne dedik? Uç alkinlerdeki hidrojenler gümüşle yer değiştirir. Ve beyaz çökerek oluşur ya da kırmızı çökerek oluşur demiştik. Ama yoksa gümüş tatlı beyaz ya da bakır çözeltisiyle de kırmızı oluşturur demiştik. Burada hemen 24 gram beyaz çökerek oluştuğunu elde etmek için kullanılan soruyor. Baktığınız zaman gençler 1 moline karşılık? Yani 1 mol kullandığınızda burada ne kadar beyaz çökerek oluşuyor ona bakmanız yeterli. Kütlelerine vermiş 108, 2 tane AG var, 2 tane karbon var. 108, 108. 12 12 yani topladığımızda 240 gram yapıyor. Yani 240 gram beyaz sökerek için 1 mol asetilen kullanıyorsunuz. Burada 24 gram elde etmek istiyoruz. O zaman ne diyoruz? 1 mole karşılık 240sa 24 grama karşılık kaç mol kullanılmıştır? 0,1 mol asetilene ihtiyacınız var. Ne kadar asetilen kullanmışız? 0,1 mol. Litresini soruyor. Tabii ki 2,24 litre diyebiliriz normal koşullarda. Cevabımız C şıkkıdır. Asetilen diyor birçok organik bileşiğin üretiminde kullanılan bir ham maddedir ve yaygın olarak karpitten elde edilir diyor. Karpitin suyla tepkimesinden hızlı bir şekilde asetilen gazı çıkar ve diyor ki 12.8 gram karpitin yeterli miktarda suyla tepkimesinden elde edilen asetilen gazı normal koşullarda kaç litredir? E bakıyorum buraya 1 mol karpitten yani kalsiyum karbürden 1 mol asetilen elde ediyorsam e burada 12.8 gram karpit demiş. E, karpitin mol kütlesi de kalsiyum e, karbür olduğuna göre CaC2'nin mol kütlesi 40 12 12 24 64 gramdır. Dolayısıyla e, burada şöyle diyebiliriz. 1 mol yani 64 gram karpitten 1 mol yani 22,4 litre elde ediyoruz. E, dolayısıyla burada 12.8 gram karpitten ne kadar elde edersin diye o zaman diyorum ki ben de 12.8 gramdan ne kadar elde ederiz? Bakın bu denklemi buraya yazıyorum tekrar. 64 gram yani 1 mol karpitten 22,4 litre elde ediyorsam 12,8 gram karpitten ne kadar elde ederiz? 2 katının 1, kaymış hali 4,48 litre olarak cevabı bulmuş oluruz. Tek bir orantıyla çözmüş olduk. Bileşi ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Baktığımızda İUPAK sistemine göre adı 4 metil 1 pentindir demiş. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle hemen uzun zincir seçtik. Bir tane dalımız var. Numaralandırmaya çok tuban olduğu yerden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 4'te metil var. 4 metil 1 pentindir diyor. Evet doğrudur diyebiliriz. Bir molekülde 2 tane sp birleşmesi yapmış karbon atom vardır diyor. Şuradaki karbon atomları nedir? sp yapmıştır diyebiliriz. Yani doğrudur. Diğerleri de tekli bağlı olduğuna göre sp küptür diyebiliriz. Yine aynı şekilde verilen bileşik de izomerdir diyor. Bu bir halkalı alken olduğuna göre yani karbon sayıları tutuyorsa o zaman diyebiliriz ki izomerdir. 4, 5, 6 karbonlu bir halkalı alkenle 6 karbonlu bir alkin izomerdir. Dolayısıyla buna da doğru diyebiliriz. Burada 3 şıkkında 3 öncülünde doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bileşiğin sistematik adı aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir diyor. Hem ikili hem üçlü bağımız var. O zaman ne yapıyoruz? Bazı kuralları hatırlıyoruz. Kuralımız neydi? Ne olursa olsun çoklu bağın yakın olduğu yüzden başlıyor. İster ikili olsun ister üçlü olsun. Burada iki, e, iki, Buradan bakarsak iki nolu karbonu var. Buradan bakarsak bir nolu karbon. Dolayısıyla ikili ya da üçlü olmasına bakmadan çoklu bağ sola yakın olduğu için buradan başladık ve numaralandırdık. Sonra dallanmanın adını ve yerini söyleyeceğiz. Bir dalımız var. Üçte metil var. O yüzden... 3 metil dememiz gerekir. Yine aynı şekilde e, alken gibi adlandırıp sonra alkinin yerini söylüyoruz. O yüzden de 1 2 4 6 olduğu için 1 heksen diyeceğiz. 1 heksen sonrasında da 4 nolu karbonun önünde üçlü bağ olduğu için 4 in diyerek bunun da değişik olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen alkinlerden hangisi iç alkindir diyor. Bunu da birçok soruda kullandık. E, yani üçlü bağın ortada olması ortalarda bir yerde olması, kenarda olmaması anlamına gelir. Hidrojeni olmayan e, üçlü bağ karbonlarına e, gördüğümüz zaman iç alkin diyebiliriz. Baktığımız zaman bakın şu C şıkkında bu maddemizin iç alkin olduğunu yani hidrojen taşımayan bir alkin olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili gençler böylece alkinleri de bitirdik. Bundan sonra artık kaynaklarınızı açıp bunlarla ilgili sorular çözüyorsunuz. Organiye biraz ilgi gösterirseniz çok rahatlıkla organik kimyayı yaparsınız ve öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.